Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyla birlikte Flutter'da Splash'ten Home'a geçtiğimizde Home'dan tekrar Splash'e geçmemizi engelleyecek veya App Bar'ın üzerinde sol tarafta görünen ok işaretini nasıl kaldırırız, nasıl işlevsiz hale getiririz, bunlara bakacağız. Şimdi isterseniz bir videoya geçelim, hemen bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi bir app'imiz vardı, tutorials'tan devam ediyorduk, böyle bazı şeyler yapıyorduk diyelim. Ben bunu şöyle bir çalıştırayım, ondan sonra çıkan sorunu göstereyim, bu sorunu da nasıl çözeceğimizi göstereyim, bu şekilde de videomuzu tamamlayalım. Şimdi ekranımız açıldı, gördüğünüz gibi kodlarımız zaten basitti, önemsiz bir şey vardı, hani bunları yapmıştık hatırlıyorsanız. Şimdi yapmamız istediğimiz şey şu: burada back tuşu var, back tuşuna bastığımda splash'e geri dönüyor. Biz bunu nasıl engelleriz, nasıl tekrar buraya dönüşü iptal ederiz diye göstermek istiyorum. Şimdi şuradaki ekranımı kapatayım, bunu da kapatayım. Klasik main'deyiz, hiç önemli değil. Bizim geri dönmek istemediğimiz ekrana geliyorum, home view. Buraya girdiğimde burada bir splash'imiz var. Öncelikle şu tuşu iptal etmenin bir yolu var. Şuradan tekrar resetleyeyim, gelsin ekran. Projemiz. Bakın bu tuşu nasıl iptal ederiz? Şimdi öncelikle App Bar'ın içerisinde, yani Scaffold'un içerisinde burada Automatical Imply Leading diye bir değer var. Buraya giriyoruz, buna False veriyoruz. Bu yaptığımız şey bunu gitmesini sağlıyor ama bu bir şey değiştirmiyor. Yani bu buradan gitti diye geri dönüş olmamazlık olmuyor. Mobil uygulamalarda Alt tuşa bastığınızda tekrardan geri dönebiliyor veya buradaki farklı bir yöntemle yine geri dönebiliyorsunuz web üzerinde. Bunu da nasıl engelleriz? Şu gördüğümüz scaffold'u bir tane widget'a sarmalayacağız. Bu widget'ın adı da will pop spoke, pop spoke diye scap diye geçiyor. Bir türlü söyleyemedim. Will pop scope. Şimdi bunu kendi içinde bir değer alıyor. On will pop diye. Şimdi on will pop'ın değerinin true ya da false gelmesi yeterli. Biz burada future istediği için future diyoruz, value diyoruz, buraya da geliyoruz, false diyoruz. Aslında bunu dememiz yeterli. Ama eğer siz bunu böyle bir duruma karşılık yapmak istiyorsanız da bu aslında bir future alıyor. Yani buraya gelip bir tane işte fonksiyon oluşturup future işte void diyelim şuradan ya da bool diyelim. Buraya girdiniz işte is, ne diyelim, is online mesela, is online diyelim, buraya gelelim, işte sizin bir sunucunuz, datanız vardır, oraya gidecek, async diyelim, şöyle de is online async'e gidecek mesela, sorgulayacak, diyecek ki eğer bu adam online ise geri dönüş iptal, eğer offline ise geri dönmeyi açık tut gibi basitçe operasyonlar da yapabilirsiniz. Şimdilik biz bunu yaptık, şöyle bir çalıştıralım, baştan açalım yani şunu, şöyle bastığımda bakın şunu kapatayım. Gördüğünüz gibi şimdi splash'ten temaya geçti ve geri dönüş işareti yok oldu. Mesela buradan bassam da aslında geriye dönmüyor. Şöyle bastığımda bile geriye dönmüyor. Aktif ekranımızda devam ediyor her şey. Gördüğünüz gibi hiçbir sorun yaşanmıyor. Şöyle bir yeniden resetleyeyim, hatta splash'imiz geldi, temamız geldi. Bakın buradan geri dönüş yok veya herhangi bir geri dönüş tuşu yok. Bunu buradan iptal edip bunu kendi özelinizde şuraya bir yere oluşturabilirsiniz bu arada. Yani ne bileyim, geldim şurayı aldım, hop buldum. Burada bir app barımızın içinde aksiyonlar var. Aksiyonların içerisine geldim, bir tane daha kopyaladım. Buna da işte icon back diyelim, backend diyelim, önemli değil. Şu an bastığımızda bir işe yaramayacak. Bakın burada da bir tuş olur. Buradan da işte atabilirsiniz. Hatta şu back arrow desek çıkar herhalde. Arrow back diyelim. Arrow back, aynen. Arrow back dediğimizde de çıkar. Gördüğünüz gibi bu tuşu da buraya almış olursunuz. Buradan bastığınızda hani geriye dönmesini istiyorsanız da buraya gelip işte pushlayabilirsiniz. Hangi sayfaya istiyorsanız mesela. Navigator.push deyip İşte splash gibi basitçe gönderebilirsiniz. Bu işlemi de şuradan yapalım hatta. Navigator push name'ımız var gerçi. Şuradan aldım. Navigator push name
Kontekstimiz var. Buraya da geldim. Neydi? App router nokta splash dedi. Bunu da verelim. Mesela buradan geri dönüşün olmadığında şöyle baştan çalıştırarak göstereyim. Uygulamamız açıldı. Gördüğünüz gibi bu tuşlarla buradayım. Herhangi bir şekilde geriye dönemiyorum. Bu tuşa bastığımda splash'e döndüm. Bu şekilde. Splash'ten de tabii geri 2 saniye sonra buraya geldim. Yapı bu şekilde oldu arkadaşlar. Kod grubu burada. İşte eklemeniz gereken Willpop Scope, Scope ve Automatical Imply Lading yaptığınızda işlem çözülmüş oluyor. Bu videoluk bu kadardı. İyi seyirler dilerim.